Gül sabahıyla birlikte kalmadı Pazar İri dağlarında çakallar. Miralay Ayıcı Arif Bey komutasında 3-5 yiğit vurdu, vuruştu, temizledi güzel ilçemizi düşmandan. Ve 5 Eylül sabahı çekti aldı ay yıldızlı bayrağı göndere, inmemek üzere mahşere kadar. Güldü Pazar İri meydanı, güldü yüzbaşı Doğanlar. Güldü Gümüşdere, Nazif Paşa, Şükraniye, Ahmetler. Güldü tüm Pazar İri ve Pazar İriler. Ayıcı Arif Bey attığı ilk merminin nereye gittiğini ilk o zaman gördü. Ağdağ'daki kalpaklı şahinlerin ağız dolusu güldüğü gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meclis kürsüsünden "Efendiler, Türkiye'nin kaderi Nazif Paşa'da çözülecektir" diye seslendiği gün, 100 yıl önce işte bugündü. Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekilim, Sayın İl Başkanım, protokolümüzün değerli üyeleri, Sayın Bozüyük Belediye Başkan Vekilim, siyasi partilerin temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız, İl Genel Meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli misafirlerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, kıymetli genç kardeşlerim. Pazar İri halkının düşmanı bozguna uğrattığı günün 100. yılı kutlamalarımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Önce Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinde esareti tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen karakteri yüksek Türk milletinin Pazar yerinde ateşle imtihan olduğu gündür. Bu kutlu gün, bu buram buram şehit kokan gün, vatanımızın kıymetini bilenlere, rengini şehitlerimizin kanından alan canlı bayrağımızdaki hilalle yıldızın anlamını bilenlere, derdi vatan olanlara, derdi Türk milleti olanlara kutlu olsun. Binlerce yıllık geçmişiyle kültürlerin beşiği, tabii güzellikler manzumesi, kalplerin hızlı attığı, güneşin farklı battığı, verimli toprakların bereketi, çalışkan insanların sıcaklığı var bu coğrafyada. Dört mevsimi başka bir bahar tatlılığı ile geçen cennet bir köşe güzel pazar yerimiz. Bugün yerel tarihimizin ulusal tarihimize ilham olduğu ya kurtuluş ya ölüm ahdinin verilişinin günüdür. Bu bayram bir dirilişin bayramıdır. Bugün esenlik dolu günleri yaşayan bizlerin bu cennet vatanı bize emanet eden ecdadımızı minnetle, şükranla anma günümüz. Birimiz diğerimizi dışlamadan, birimizin inancı, kültürü, değer yargısı ötekini yok etmeden sevgi, saygı, hoşgörü içinde tarihimizi birlikte yazdık, coğrafyamızı birlikte güzelleştirdik. Bu kadim coğrafyada bu değerlerle biz et ve tırnak, taşla toprak gibi bir ve beraber yaşadık, beraber yaşayacağız. Bu millet geçmişte olduğu gibi bundan sonra da acılarını, zor zamanlarını paylaşarak özgür, mutlu, müreffeh bir kader birliği içinde yaşamaya devam edecektir. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, hakikat insanlığı şaşırtacak mahiyet alır diyen ve bu cennet vatanı büyük fedakarlıklarla bize armağan eden, başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu kutsal vatan toprağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, merhum gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor,
hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerleri, büyüklerimiz, ailelerimize şükranlarımı sunuyor. 5 Eylül Kurtuluş Bayramımızı kutluyorum. Saygı ve hürmetlerimle ayrıca bugün katılan hemşehrilerimize, protokolümüze, Avcılar Atıcılar Derneğimize, Pazaryeri Esnaflar Odamıza, emeklerinden dolayı Kaymakamımıza, Sayın Kaymakamımıza ve personeline, belediye personelimize ve katılımlarınızdan dolayı siz değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.